Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Merhabalar efendim. Yeni haftada Medya Mahallesi'nde karşınızdayım. Bugün konuğum İstanbul'da seçim koordinasyon sorumlularından biri, 3. bölgenin sorumlusu İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. 5 saniye öncesine kadar telefondaydı. Son bilgileri, oranları, rakamları, sayıları aldı. Birazdan paylaşacağız. Ama İstanbul seçimleri o kadar enteresan notlarla dolu ki, geçersiz fusulular bile tek başına bir programı kaldırır, o kadarı söyleyeyim size. Neler yazmışlar değil mi o geçersiz fusululara? Onları konuşacağız. Özgür Karabat bize zaten sahada olduğu için neler yaşandığını da anlatacak ama ben Özgür Karabat müsaadenizle çok kısaca bir gündemin tozunu alacağım her zaman yaptığım gibi. Şimdi günün sıcak notları efendim. AKP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. İstanbul'da tüm oylar sayılsın. Hani şu kadar sandık geçersiz oy falan yetmedi beyefendilere. Tüm oylar sayılsın diye başvuruda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu ne yanıt verecek? Bugün o yanıt gelir mi? Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda. Yüksek Seçim Kurulu kararı gelmeden, açıklanmadan önce iki lider, Millet İttifakı'nın iki lideri, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener buluştu ve az önce sona eren bir basın açıklaması yaptı. O basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu'na hatırlatma yapıldı. Yasalar ve kendi verdiği, daha önce verdiği kararlar, yani içtihatları. Çok ciddi mesajlar da vardı başka her iki liderden, onları da paylaşacağız. Devam edelim. İstanbul için tabii bütün bu telaş, bu yaratılan, AKP'nin yarattığı kaos ama Ankara'da neyse işler yolunda. Mansur Yavaş bugün mazbatasını alacak. Evet. 25 yıl sonra AKP Ankara'dan bugün resmen gidecek. Fiilen gitmişti, resmen gidecek. Devam edelim. Erdoğan Rusya yolunda. Erdoğan bugün Rusya'ya gidecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek, masaya oturacaklar. Şimdi baktığınız zaman Anadolu Ajansı'nın gündemine ya da yandaş medyaya önemli anlaşmalar masada olacak diyorlar. Geçiniz. Masada ne olacak biliyor musunuz? Erdoğan'ın Suriye politikası molası vermişti Putin baskısına. Dar seçim sonuçlarını kabullenmiyor, yasaları kabullenmiyor, tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Yanı sıra dışarısı da karışık. Yani dış etkenler de çok sıcak. Rusya, S-400 vesaire yetmiyor. Seçim konusunda hem ABD'den hem de AB'den sinyaller var. Ne yapıyorsunuz siz? Lütfen seçim yasalarına, meşruiyete uyun diyen. O nedenle dolar haftaya gene sıkıntılı başladı. Hemen size doların şu an itibariyle ne kadar olduğunu söyleyeyim. Ben programı hazırlanırken hiç böyle değildi. Son bir saat içinde almış başını gitmiş dolar 5.69, 5.70'e yakın, 5.69 küsür. Bir grafik var, sonra belki program biterken paylaşırım. Fırlamış gitmiş. Ben hani sıkıntılı olduğunu biliyordum ama ateş çıkmış, onu gösteriyor. Bir not daha hayatın içinden. Efendim dikkat. İstanbul'da parçalı böyle bulutlar, yağışlar, geçici yağışlar vesaire olacak ama Çanakkale'den başlayarak Marmara aşağıya inin batı... Açıklamasından sonraki bir grafiği aslında görmek önemli. Dedi ya 13-14 bin oyla kazanılmaz diye. Ha, şimdi o saati doğru söylüyorsun. Tayyip Erdoğan giderken bir açıklama yaptı. Dedi ki 13-10 ama orada şöyle dedi aslında... 13-14 bin oyla kazanmış sayamazsın kendiniz. Evet. Yani YSK size mazbatayı vermeden kendinizi kazanamazsınız diye ilan edemezsiniz demeye mi getirdi? Biraz abartından YSK'ya tehditte bulundu. Bu bir... Yoksa evet. Evet. Kendileşleri yönünde. Yani İstanbul gibi önemli bir kentte 13-14 bin oya bırakamazsın. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Hukuk devleti ve hukukun üstünden daha çok bizim kendi belirlediğimiz tahammüller etkili olur lafı
aklına gelir ki piyasalar buna çok çabuk tepki verir. Çok çabuk tepki verir. Hukuksal güvenin olmadığı bir yerde dolar da tepki verir, borsa da tepki verir, yatırımcı da tepki verir. Aslında bu seçim sonuçlarıyla ilgili süreç, önemli süreçlerden bir tanesi de budur. Şimdi bu önemli. Devam edeceğiz tabii ki. Parça parça bütün bu şeyleri konuşacağız. Ama tespitiniz doğru. Erdoğan'ın o sözleri belki de doları fırlattı. Şimdi önce son durum alalım mı? Tabii ki. Yüzde kaç İstanbul'da geçersiz oylardan bahsediyoruz? Evet. Yüzde kaçı sayıldı? Ben yayına gelirken 92.80'leri geçmiş, 93'ü bulmuş diyelim, %93'ü. Tamam, %93 sayıldı. Daha anlaşılır olması açısından. Tamam, %93 sayıldı. Önemli olan şu, sanıkların %93'ü sayıldı. Geriye de ne kadar geçersiz oy kaldı sayılır. Çünkü geçersiz oylar sayılıyor. Tamam. Bu da 27 bin civarında bir geçersiz oy kaldı. Ben hazırlanırken 35 binde hemen sayıldı. 27 evet. bin evet, 15 bin 379 fark gözüküyor. Bir dakika dur. Tamam, dakika. Yavaş yavaş. %93'ü geçersiz oyların %93'ü sayıldı. Geriye sayılmayan, sayılacak olan 27 bin oy kaldı. 27 bin oy kalmışken... Şimdi sayıyı söyleyin. 15.379 fark gözüküyor. 15.379 fark var. Evet. Tamam. Şimdi %100'ünde bu geçersiz oyların. Hayır, %100 daha sayılmamışken. Hı-hı. Daha ilk başladığında aradaki fark 25 bin miydi? Şöyle, geçersiz oylarla iki şeyi ayırmamız gerekir. AKP'liler böyle bir algı yönetiyor. Başlangıçta ilk yapılan iş... Tutanaklar kayda girerken yanlış girilmiş mi, doğru girilmiş mi diye yapılan itirazlar vardı. Bu itirazları hem Cumhuriyet Halk Partisi yaptı, Ekrem İmamoğlu yaptı, hem de AKP Binali Yıldırım'ın temsilcileri yaptı. Dolayısıyla ondan sonra bu fark 20.488'e kadar indi. Yani maddi hata tutanakları düzeldikten sonra geçersiz oy sayımlarına başlamadan önce fark 20.488'di. Ondan sonra bu süreç başladı. AKP orada... Bir algı yöneterek sanki geçersiz oy sayımından kaynaklı olarak çok büyük düzeltmeler oluyor algısını bilerek yarattı. Bunu belirtmek isterim. Her seçimde zaten rutin olarak tutanaklara itirazlar olur. Benim 100 oyum vardır 0 girilmiştir. 200 oyum var mıdır 2 girilmiştir. Bunlar olur ve sonra rutin olarak bunlar düzeltilir zaten. Her seçimin rutin itiraz sürecidir bu. Rutin itiraz sürecidir ve genellikle maddi hata tutanakları itirazlardan sonra da mazbatalar verilir. Hı hı. Sayın İl Başkanımız bugün İstanbul İl Başkanlığı'na gittikten sonra da İstanbul İl Başkanlığı'nın YSK'da gördüğü, duvarında asılı tutanakta da bu rakamı gördüklerini deklar etti şey olarak bu farkı. Şimdi bütün bunları şunun için anlatıyorsunuz, ben de şunun için soruyorum. Şimdi %93 sayılmışsa, geride kalan %7'lik geçersiz oylar itibariyle evet, bu aradaki 15.379 farkı kapatır da AKP'yi öne geçirir mi? Evet, çok basit bir şey söyleyeyim. Şu zamana kadar ki AKP lehine farkı sayılmış geçersiz oylar toplamına böldüğümüzde 58 geçersiz oyda bir oyun AKP lehine geçerli olduğunu istatistik olarak gözlemliyoruz. Hmm. Sayımlar boyunca bu bazen 59, bazen 60, bazen 57 oldu. Sayımlar boyunca. Çünkü ilçenin hangisi ilçenin sayıldığına göre değişiyor. Dolayısıyla az önce dediğim kalan geçer soy sayımına burayı verdiğinizde bu rakamın 15 bin altına düşmesi de çok imkan dahilinde gözükmüyor. Zaten Erdoğan da az önce sizin haklı olarak hatırlattığınız 13-14 bin oyla kazanılır mı vesaire dediğinde, kazanmış sayılır mı diye, ben tam o cümleyi bulacağım size. Belki de bu hesabı söylüyor. Yani çünkü sizin hesabı söylediğiniz 13 bin küsura evet, denk geliyor. 13-14 bin arası geliyor. Yani ne demek? AKP'nin mevcut durumda bu seçimi alması, Binali Yıldırım'ın başkan olması, yani fizik, kimya, yer çekimi, matematik bilimi gereği olmaz. Aykırı. Herhalde. Evet. Peki o nedenle mi bütün oylar yeniden sayılsın diyorlar? Peki, bütün oylar sayılması iki şekilde görüşmemiz lazım. Birincisi doğru bir talep midir hukuken? İkincisi sonucu ne olur? Onun hakkında biraz görüş belirtmek isterim böyle olsa. Hı hı. Çünkü aslında sanılanın aksine İstanbul'da sadece geçersiz oylar sayılmıyor. Şu anda İstanbul'un 5 ilçesinde zaten oyların tamamı sayılıyor. 5 ilçesinde. Bunlar
Maltepe, Silivri, Çatalca, Çekmeköy ve Kartal. Bu ilçelerde oyların tamamı sayılıyor. Yetmedi. İl seçim kurulu bir karar aldı. Önce ilçe seçim kurullarının bir kısmı geçerli oyların sayılmasına karar vermişti. 15 kadar ilçede de hiçbir şekilde sayıma gerek duyulmamıştı. İlçe seçim kurulları farklı kararlar vermişti. İl seçim kurulları geçerli oyların sayılması kararını alırken kararda çok buraya dikkat çekiyorum. Şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, sandıklarda geçersiz oyları tespit edebiliyorsanız net ve açık bir şekilde geçersiz oyları sayın. Ama sandıkla ilgili şüpheniz varsa bu konuda sandıkların tamamını sayın. Şimdi bunu niye söyledim? Fiilen her ilçede geçersiz oylar sayılırken de bazı ilçede 15, bazı ilçede 30, bazı ilçede 100'ü geçen sandıklar zaten fiilen sayıldı. Niye? Toplam ne kadar oy sayılmıştır? Şöyle toplam sayılan oy tutarı şu ana kadar biz geçersiz oyları takip ettiğimiz için 290 bini geçmiş durumda. Ama 290 bin geçersizdi zaten. Geçersiz oy. Başka diğerlerini de katarsak bir yani mesela 500 bin oy sayılmış mıdır? Elbette ki bunların arasında büyük ilçeler var. Sadece Kartal'da sadece 1000'e yakın sandık var. Yani Kartal sayılıyor. O zaman 1 milyon oy sayıldı yani neredeyse. Yani Maltepe yerine sayılıyor tabii ki. Önemli ilçeler. Ben yani Kartal, Maltepe, Çekmeköy bunlar büyük ilçeler. Yani seçmenleri 1 milyonu geçen ilçeler. Silivri ve Çatalca'da önemli ilçeler ve buralarda sayımlar var. Kim açısından önemli bunlar? Ya, AKP açısından mı? Sayımın toplam açısından önemli. Hayır. Bir de şu var. Mesela Kadıköy, Beşiktaş vesaire yeniden sayıldığında AKP'nin çok da umurunda olmayabilir. Evet. Yararını olmayabilir ama bu ilçeler... Bu ilçelerde şöyle Çekmeköy'den aslında çok umutluydular. Kendilerine sonuç çıkar diye. Ama mesela Çekmeköy'de oyların tamamı sayıldığında Ekrem Bey lehine sonuç çıktı. Yani ben hemen söyleyeyim size önümdeki çetereden. Çekmeköy'de +20 Ekrem Bey lehine sonuç çıkıyor şu anda. Yani Ekrem Bey önde oyların tamamı sayıldığında. Buradan başka bir tespiti paylaşacağım. Geçerli oylar sayılsa ne olur diye. Oyların tamamı sayıldığında fark Ekrem Bey lehine daha da azalıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Geçerli oyların arasında çokça geçersiz AKP oyu var. Bu çıkıyor ortaya. Silivri'de de tablo böyle. Çatalca'da da tablo böyle. Kartal'da da tablo böyle. Dolayısıyla... Ekrem İmamoğlu lehine azalır fark dediniz. Artar. Azalır. Yani şöyle lehine şu anda fark açılmış da AKP lehine. O açılmış fark azalıyor oyların tamamı sayılı. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Tamam AKP. Buradaki farklar Ekrem İmamoğlu lehine demek daha doğru. Tamam. Fark öyle olur diyorsunuz. Evet. Şimdi... Fiilen sayımlardan medet umuyorlarsa eğer istatistik bilimi ortada. AKP'nin çokça bu konuda adamı vardır. Geçerli oyların tamamı sayıldığında bu fark 15 binden daha yukarıya çıkar. 17-18 bine çıkar söyleyeyim. Ben birkaç örnek vereceğim geçersiz tabii oylardan. Ki. Şimdi bunlar elbette bütün geçersiz oyları izah etmeyecektir. Birer hatta seçim magazini gözüyle de bakabileceğiniz anekdot diye de düşünebilirsiniz. Ama aması var. O amayı işte izlerken göreceksiniz. Geçersiz oyların bazıları neden geçersiz? Başlayalım göstermeye arkadaşlar. Şimdi efendim Sözcü'nün haberi çıktı bir oyun pusulanın yanında. Diyor ki kabineye maaş piyangosu vurdu. Yani Erdoğan'ın danışmanları ve bakanlarındaki maaş artışını sinirlenmiş vatandaş eklemiş. Devam edelim. Şimdi... Burada diyor ki Berat varsa ben yokum. Üzerine yazmış. Çokça var bundan. Çok mu var? Ben sandıklarda gözlemci olarak birebir bulundum. Bundan çok var. Pardon Berat değil damat yazıyor galiba. Damat varsa tamam, yokum. Evet evet diye. Damat varsa ben yokum diyor. Şimdi bir şey daha gelecek pusula. Bu biraz geçersiz. Diyor ki orada üzerine yazmış. Reis kusura bakma sen de Berat varsa... Bizden sana Berat yok. Berat biliyorsunuz bir kazanma belgesi gibidir. Evet. O anlamda tamam belgesi gibidir. Bizden de sana bu yok diyor. Devam edelim. Kimisi iyice şeye vurmuş işi, hani magazine vurmuş. Benim siyasi görüşüm de Beşiktaş diyor. Sonra işte bir başkası gene en büyük Beşiktaş yazmış. Alex de Souza da vardı bu arada. Hep Beşiktaş olmasın. EYT. Erken yaşta emekliye takılanlar epey mesaj vermişler sandıkta iktidara. İlkinde
Mühüre EYT yazmış. Hani evet değil, EYT yazmış. İkincisinde AKP'nin üzerinde EYT yazıyor. Şimdi ben bu çok enteresan, nasıl uğraşmış bilmiyorum. Trump resmi ve yanında yapıştırıcıyla mı gelmiş? Yanına Trump'ın resmini koymuş vatandaş seçmen, altına evet basmış. Bir diğeri hepsine birden evet basmış. Tabii hepsine evet, sonuçta hayır olmuş. En son örnek sizlerle paylaşacağım. 3600 ek gösterge polisin hakkıdır yazmış. Şimdi bunlardan siz, bakın Berat Albayrak doğrudan doğruya AKP'ye tepki. EYT, erken yaşta emekliye takılanlar, 3600 ek gösterge vesaire. Şimdi bunlar peki neticede geçersiz olacağını biliyor seçmen. AKP seçmeni midir size göre bunlar? Yani elim varmıyor sana oy vermiyor ama al sana mesaj diyen. Bunlar AKP seçmeni midir? Bunlar çoğunlukla AKP seçmeni. O çok net ortada. Yani Berat'la ilgili mesajı CHP'ye verecek hali yok seçmenin. Herhalde tabii. Yani. Hayır hayır. CHP seçmenidir de erken yaşta emekliliğe takılan biri olarak verir. Evet. Ama onun CHP'nin işine yaramayacağını bildiği için öyle yapmaz diye bence düşünüyorum. Bence hani AKP bu seçim sonucu kabul edip bu dersleri okumalı. Sizin yaptığınız şu tespitleri okumalı. İnsanlar ne yapmış diye. Çok, kendiler için çok faydalı bir durum oluşur. Bu arada arkadaşlarım uyardı. Mansur Yavaş alacak demiştim mazbatasını. Almış. İşte 25 yıl sonra mazbata işte böyle darısı İmamoğlu'nun başına. Dönelim İmamoğlu'nun mazbatasına doğru. Şimdi AKP yeniden oylar sayılsın diyor ya, YSK'ya başvurdu. Evet. Nasıl bir iddia ile başvurdu? Ne diyor AKP? Yani çok net bir aslında şey söylediği yok. Daha çok şöyle iddiaları var. Basında da var, yandaş basında da gözlemliyoruz. Seçmen listeleriyle ilgili iddiaları var. Mesela bir ilçeye başvurdular biliyorsunuz, Büyükçekmece'ye seçim tamamlandı orada. Diyor ki bu ilçeye önceden seçmen kaydırılmış. Şu ilçeye şu kadar seçmen kaydırılmış, buraya bu kadar seçmen kaydırılmış. Şimdi eğer böyle bir şeyle seçim yenilemesi talebi varsa Türkiye'de seçim yapılmaz hale geliriz. Çünkü seçmen listelerinin kesinleşme süresi diye bir şey var. Ve aslında seçim açısından en önemli hukuksal müesseselerden bir tanesidir. Seçmen listelerinin ne zaman kesinleşeceği konusu. Hiç kimse o tarihten sonra seçmen olamaz. En son nerede kalmışsa orada seçmen olur. Dolayısıyla bunlara itiraz süreleri de var. Bu bahsettikleri karinelere de itiraz önce askıya çıkıyor seçmen listeleri, sonra kesinleşiyor. Eğer böyle bir durum varsa o süre içerisinde zaten itiraz etmeleri gerekirdi. İkincisi, bahsettikleri şey Maltepe'den Kartal'a, Büyükçekmece'den Silivri'ye, Büyükçekmece'den Çatalca'ya seçmen kaydırması ise eğer, zaten sonucu değiştirmeyen bir olgudur. Çünkü buralar büyükşehir sınırları içerisindedir ve bu seçmenler nerede olurlarsa olsun büyükşehirde oy kullanacaklardır. Hukuki anlamda hiçbir haklı gerekçeye dayanmayan bir takım belgelerle oyların tamamının sayılması istemim var. Ne kadar ciddi olduklarıyla ilgili bir şey de söylemek isterim. Açıklamalarında şöyle dediler. Dediler ki biz İstanbul'da 39 ilçeden 38'inin sayılması için başvurduk dedi. Peki ben az önce ne söyledim? Zaten 5 tanesinde fiilen sayım var. Zaten fiilen sayılıyor. O zaman en azından rakamı bile doğru söylüyor. 39 ilçenin 34'ünü istiyoruz bari deyin yani. Burada şimdi, bile bir ciddiyetsizlik var. Bakın hani siz CHP'lisiniz, CHP milletvekilisiniz. Evet. İmamoğlu'nun kazanmasını doğal olarak istiyorsunuz. Belki de bizi işte yanlış yönlendiriyorsunuz, evet, değil mi? Algı yönetimi yapıyor da olabilir Özgür Karabat. O nedenle ben döner Sabah gazetesine bakarım. Yani reisin sesi, değil mi? Sabah gazetesi. Verelim arkadaşlar ekrana da. Şimdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz zaten şahane bir insan. Dedi ki bazı dedi usulsüzlükler olduğunu hissediyorum dedi. Şimdi garip bir his var diyor. Ha evet evet, garip bir his var dedi. Şimdi bakın hatırlarsanız içimizdeki his 17-25 Aralık'ta kilerin doğru olmadığını gösterdi demişlerdi vaktiyle. Evet. Bu beyefendiler çok hisli. Siz onları tanısanız hani gerçekten anlarsınız. O kadar hisliler. Daha önce bazı yerlerde ağlayan beyefendilerden olabilir mi? Hisleri yüksek ya. Gerçekten çok
Yani çok hisliler. 17-25 Aralık'ta bir şey olmadığını hissetmişlerdi. Şimdi de bu beyefendi, Ali İhsan Yavuz beyefendi, bazı gariplikler hissediyoruz dedi. Şimdi gariplikler hissedilmez. Hani hissedersiniz de bunu işte filanca katil diye hissedersiniz ama savcının bunu bir delillendirmesi lazımdır. Artık yani yaş geldi, kemale erdi, bunları öğrendik. Hukuk bitirmeye gerek var mı? Hiç. Bunlarda da hani delil koysalar amenna. Şimdi ne diyor? Tekrar görelim Sabah Gazetesi'ni arkadaşlar. AK Parti'den deprem yaratacak belgeli açıklama. Nedir belgeli açıklama? Bir kere bu başta görüyorsunuz böyle altta, biraz daha verin çocuklar aşağıya gelin. İki tane böyle çerçevelemişler. Bunlar belge. Yanlış anlamayın, bunlar belge. Ne belge ama biliyor musunuz? Seçim belge. Gününden bu yana Ekrem İmamoğlu'nun oyları nasıl azalmış? Saklamıyor ki Ekrem İmamoğlu, kendisi söylüyor. 20 küsur binden çıktı diyor, 27 binden fark. Hatta Özgür Karabat'ın açıkladığına göre tam böyle de değil ama hadi siz onu öyle sayın. Bu belgeymiş. Peki birileri, o birileri kim açıklamıyorlar? Planlı ve organize usulsüzlük yaptı. Ne yaptı? Sadece Maltepe'de 642, Büyükçekme'de 248, 84 kişi dışarıdan sandık kurullarına yerleştirildi. Ne demek bu sandık kurullarına yerleştirmek usulsüz olarak? Seçmen diyor bunu. Yani seçmenden mi söz ediyor? Şimdi sandık kurulları demek şu, sandık kurullarına önerdiler ve sandık kurullarında işte memur oldular ya da evet. Sandık kurullarında nereler bir partinin temsilcisi oldular diyor. Ne var bunda? Peki, sandık kurullarına kişiler önerildiğinde hepsinin GBT'siyle ilgili soruşturma zaten yapılıyor. Ben şunu söylemek isterim ki CHP'li sandık görevlerinden reddedilenler oldu. Çünkü uygun değil dediler sabıka kaydı. Peki bu konudaki süreç nasıl işler? Ne zaman biter buna itiraz? Yani seçimden önce değil mi gene? Seçmen listeleri kesinleştikten sonra partiler sandık kurulu üyeleri önerirler. Bu üyeleri önerdikten sonra YSK'ya CD ortamında bir dilekçe ortamında ıslak imzalı verirler. Onlar bunu sorgularlar. Yerel seçim olduğu için birkaç sorgulama var. Birincisi o bölgenin seçmeni mi değil mi? Eğer bir kişi Büyükçekmece seçmen değilse parti tarafından Büyükçekme sandık kuruluna önerilemez. İkincisi muhtarlık seçimi de olduğu için o mahallenin seçmeni mi değil mi de sorgularlar. Üçüncüsü yasal anlamda sabıkalı mı bu devlet görevini yapmaya kendisi kişinin ehliyeti var mı yok mu, bu da sorgulanır. Ve sonra döner derler ki partiye, siz bize bir liste verdiniz. Bu listede şu kişiler uygun değil, lütfen yerlerine yenilerini verin derler. Bu süreçlerin hepsi de seçimden önce tamamlanır. Tamam, şimdi bunu geçtik. Gelelim ikinci şok belge ya da iddiaya. Büyükçekmece'de yazlıklara ve ruhsatsız binalara seçmen kaydırıldı. 7287 işlem yapıldı falan. Şimdi iki tane daha böyle örnek var. Şimdi bunlar az önce anlattığınız zaman ne olur bir daha anlatın. Tabii ki kısacık, yavaş yavaş. He? Kısacık. Şimdi velev ki bunu yaptınız siz. Hani siz birileri yaptınız. Kötü şeyler yaptınız. Seçmen, tahta seçmen falan. Evet. Bunlar ne zaman itiraz edilip ortaya çıkartılmalıydı? Seçmen listeleri kesinleşmeden önce itiraz süresi var. Peki YSK ne dedi? 10 gün. Bakın biz ne yaptık? Seçmen listelerimizi elimize aldık. Kapı kapı CHP olarak sokak sokak ben dahil olmak üzere seçmen listelerini astık. Bir evde birden fazla soyadlı seçmen varsa gittik yerinde kontrol ettik. Bunları yaptık ve bunların bir haftalık süresi vardı. Bu bir hafta içinde itirazda bulunacaklardı. Büyükçekmece'de ilgili başka bir şey daha söyleyeyim. Ne diyorlar? Yazlıklarda seçmen var diyorlar değil mi? Peki ben şunu söyleyeyim. Bir kişinin iki tane ikametgahı fiilen olabilir. Birisi kendi evi, birisi yazlığı olur. Ve kişi ikametgahını yazlığında tutuyor olabilir. Bu son Büyükçekmece aynı zamanda bir yazlıkçının olduğu bölgedir. Bunu İstanbul'da herkes bilir. Zaten hayatın gerçeği yazlığın olması. Peki bunlar neden bunu seçimin, işte mesela seçimden sonraki 4. 5. günde fark etmişler, yazık çalışmamışlar. Seçimden sonra fark etmişler. Hayır, tabii, hatta ondan sonra 5. günde, ilk günde evet, de değil. Evet, yani şu hiç, bu zaten aslında bu birazdan geçerli sorular niye çıkıyor, niye böyle oluyor yorumlarken AKP ile ilgili birkaç tespitini paylaşacağım size. Şimdi bakın ben burada samimi olarak, vallahi hanımefendiler, beyefendiler, arada bana acıyorsunuz değil mi? Ben kendime acıyorum şahsen. Böyle şeylerden ben göz ve ömür
törpüsü şeklinde gözlerime ve hayatıma yazık. Tek tek okuyorum bunları. Tek tek okuyorum. Ay öyle demiş, böyle demiş. Ne yapayım? Mecburen okuyorum. Ne çıkıyor biliyor musunuz ortaya? Hiç. Her biri seçimden önce itiraz edilip bir sonuca bağlanması gereken şeyleri... Ve şimdi, bağlanmış aslında yani. Ve hatta bağlanmış, evet. Şeyleri dönüp dolaşıp getiriyorlar masaya. Diyorlar ki şaibe var. Birileri, bakın bu hani kalantor görünüşlü beyefendi, AKP Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, nereye elimizi atsak elimize kalıyor. Araştırdıkça vahim verilere ulaşıyoruz. Yahu paylaşın bizimle o vahim verileri. Hayır, paylaşa paylaşa bunları Büyükçekmece'de şu kadar kişi, burada bu kadar kişi seçmen kaydırılmış. E bu seçimden önceymiş. YSK ne dedi? Seçimden önce kaydırma, hayalet seçmen bilmem ne yok dedi, değil mi? Evet, kendi açıklamaları net bir şekilde. Peki, net, sadece güvenin açıklamaları. Peki Allah aşkınıza... Şimdi Özgür Karabat, YSK, durum buyken ellerinde belge diye işte bakın oyları şu kadar azaldı, Ekrem İmamoğlu'nun ve seçim öncesi halledilen bir şey böyle tekrar masaya getirmişken tutup da İstanbul yeniden sayılsın der mi? Ben normal şartlarda dememesi gerektiğini düşünüyorum. Hukuki bir karar alırsa demeyecektir. Ama bir siyasi baskının olduğu açık bir şekilde ortada. Şimdi bir hukuk adamının siyasete karşı direnme zamanıdır. YSK Türkiye'nin çok önemli kurumlarından bir tanesi. Hukuk sisteminin önemli ayaklarından bir tanesi. Bugünkü tavır aslında Türkiye'nin yönünü belirleyecektir. Türkiye ya tercihini demokrasiden ve hukuk devletinden yana kullanacaktır. Bu eğilim ortaya çıkıp devam edecektir. Ya da artık bir tek adam devletinden de öte bir mafya devleti sistemine doğru gittiğini açık belirleyecektir. Çok net bir şekilde bunu söylemek gerekir. Normal şartlarda YSK'nın geçerli oyların yeniden sayılmasındaki hiçbir karinesi yok ortada. Kaldı ki kendi kararları var. Ankara kararı biliniyor, Yalova kararı biliniyor, Atakum kararı biliniyor. Bunlar da eski kararlar değil, 2-3 günlük kararlar, yeni dünkü kararlar. Dünkü kararlar, Ankara kararı dün alınmadı mı? Geçerli oyların tamamının sayılmasına gerek yok demediler mi dün? Dolayısıyla İl Seçim Kurulu'nun kararları var. İlçe seçim kurulları var. Aslında YSK bu kararını alırken şekli bir inceleme yapar. Esas incelemesini aşağıdaki kurullar yapar ve zaten il seçim kurulları bu incelemeleri yaptı. Bu talepler il seçim kuruluna geldi. İl seçim kurulu bu talepleri sadece geçersiz oyların yeniden sayılması şeklinde karara bağladı. Yani İstanbul'un bütün oyları sayılsın talebi AKP'nin il seçim kuruluna gitti mi? Tabii ki. Reddedildi mi? Tabii ki. Yani şöyle bir karar alındı. Geçersiz oylar sayılsın, tamam, karar alındı. Tamam. Yani bütün yani, oylar yeniden sayılsın. Dolayısıyla İl Seçim Kurulu esastan ve ayrıntılı bir değerlendirmeyi zaten yaptı. YSK teamülen sadece şekli bir inceleme yapar. Ne yapmış? İl Seçim Kurulu usulü uygun bir değerlendirme yapmış mı? Eksik bir şey bırakmış mı? Ona bakar. Yoksa orada delil gerçek mi değil mi? Delilin gerçek olup olmadığını İl Seçim Kurulu denetliyor zaten. Dolayısıyla buradan hukuki süreç anlamını değerlendirirsek bir yeniden sayım kararının çıkması mümkün gözükmüyor benim açımdan. Peki, sizce o zaman AKP, yani şimdi herkesin gördüğünü, AKP'nin görmemiş olduğunu ben düşünemiyorum. Yani kesinlikle. Dediğim gibi fizik, kimya, biyoloji, yer çekimi bütün kanunlara aykırı. Yani bu şekilde giderse İmamoğlu başkan, bütün oyların sayılmasının da zaten hakikaten yasalara aykırı olduğu açık vesaire. O halde Özgür Karabat, neden bu kadar bastırıyorlar? Yani YSK'yı etkilemeye mi çalışıyorlar? Seçmene mağdur edebiyatı ileride yapmak için mi? Biz bak şaibe vardı. Şaibeli kaybettik falan. Ha, onu demek için mi? Niçin yapıyorlar bunu yani sizce? Ben şöyle, üç tane şey söylemek isterim. Birincisi, AKP seçimi kaybedeceğini hesaplayamadı, öngöremedi. Özellikle İstanbul'u öngöremedi. Dolayısıyla kaybettiğinde hangi kurumlarla burayı denetleyeceğini, kendi elinde gücü nasıl tutacağına dair bir yasal hazırlık yapamadı. Oysa Cumhurbaşkanlığı sistemi gereği kaybedeceğini öngörseydi, önceden buraları nasıl denetleyip nasıl elinde tutabileceğini, hani kendisi topu öyle diyor ya, o hale nasıl getirebileceğini planlayabilirdi. Fakat şimdi hazırlıksız yakalandı. Birincisi bu. Bunu çok net bir şekilde görmek gerekir. İkincisi bir evrak operasyonunu herkes gözlemliyor, sizin televizyonda görüyoruz. Böyle bir gerçeklik var. Şöyle bir durum var. Çok net bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Kurumları'nın yasal
olarak kaydı olduğu kadar kayıt dışı işlemlerin de olduğu ortada ve bu gözüküyor kaçırılan belgelerden. Kayıt dışı belgeler, kayıt dışı kazanımlar, kayıt dışı ciroların olduğu çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla bir evrak kaçırma operasyonu var. Ama aynı zamanda çok daha kötü bir şey var. İBB'nin çokça fazla yerde binası var. Bazı yerlerde depoları var. Buralardan malların kaçırıldığına dair bize bilgiler geliyor, görüntüler geliyor. Dolayısıyla bir yangından mal kaçırma durumu da çok net bir şekilde var. Son söylediğiniz önemli, kendi seçmenine de bir mesaj vermesi gerekiyor. Kaybederken biraz daha kendi seçmenini konsolide ederek, oradan kaçışı zorlaştırarak kendi seçmenini biraz daha burada kalın demek istiyor. Çünkü bu süreç aynı zamanda AKP'den büyük kaçışların olacağını, seçmeninden büyük kopuşların olacağı bir süreç haline gelecek. Türkiye'de bu seçim sonuçları kesinleşten sonra yeni siyasi arayışların başladığı bir dönem olacak. Yeni uzlaşmaların, yeni diyalog arayışlarının olduğu bir dönemde olacak. Cumhurbaşkanı da bu sürece katılmasını biz bekliyoruz. Artık öyle ben dedim oldu değil, bir diyalog sürecini kendisine başlatması gerekiyor. Şimdi ben Cuma günü Ekrem İmamoğlu ile Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir canlı yayın yaptım. Kısa bir 15 dakikalık bir söyleşi. Orada çok önemli bir şey söyledi İmamoğlu. Dedi ki, AKP sizin az önce söylediğiniz AKP kaybedeceğini düşünmüyor dediniz. AKP kaybetmeyi bilmiyor dedi. Hani belediyelerde 25 yıl, işte iktidarda 16 yıl ama dedi AKP kaybetmeyi öğrenecek dedi. İmamoğlu'nun sözleri. Sonra devamında ben sordum, peki dedim muhalefet için kazanmayı bilmiyor derler. Muhalefet kazanmayı öğreniyor mu, öğrenecek mi dedim. O muhalefet kısmını birazdan soracağım size ama önce AKP'nin kaybetme meselesinde. Şimdi bir grafik gelecek ekrana. Arkadaşlar pastayı değil öbürünü verin. Şimdi öyle bir grafik sıralama ki bu. Verir misiniz? 10 il. Bakın 10 büyük ilde o D niye ayrı onu da bilmiyorum. D ayrı değil hanımefendiler, beyefendiler. Neyse. Şimdi bakın seçim 2014, seçim 2019. 2014 yılında İstanbul AKP, Ankara AKP, İzmir CHP malum. Listede 2014'te bir tek CHP var bu listede. Bursa AKP, Antalya AKP, Adana MHP, Konya AKP, Gaziantep AKP, Şanlıurfa AKP, Mersin MHP diye gidiyor. Seçim 2019'a geldiğimizde, tabii burada başka şeyler de var. Hani CHP'nin aldığı belediyeler var ama bu en ilginç listelerden biri. Çünkü AKP'nin kemik sıralamasıydı bu. İstanbul CHP, Ankara CHP, İzmir CHP, Bursa AKP, Antalya CHP, Adana CHP ve Mersin CHP. Şimdi AKP 2014'te elinde 7 il varmış bu sıralamada, 4'e indirmiş. CHP'de 1'den 6'ya çıkartmış. Şimdi bu Özgür Karabat AKP açısından zafer midir, nedir? Evet, bunu zafer olarak yorumlamak hiç imkanı yok. Çünkü Türkiye ekonomisinin de belirleyici illeri de CHP'ye evet. Geçmiş. Tabii 10 ili sayıyoruz ama mesela birinci il neresidir? İstanbul'dur. İki, ekonomi finans, siyaset, finans, kültür, sanat, hepsi şey. Merkezinde olduğu bütün ilçeler şu anda Sayın Genel Başkan sanırım CNN'deydi değil mi? Yani, ya da Habertürk'te işte İstanbul'da alacağız, Ankara'da alacağız, Adana'da alacağız, Mersin'de, Antalya'da alacağız dediğinde bugün çok formdasınız demişlerdi ama... Bu detaya gidip kahkahalar evet, gülmüştü. Yani aslında formda olduğu ortaya çıktı Sayın Genel Başkan. Yani çok net bir şekilde ortaya çıktı. Aynı zamanda gayri safi milli hasılat içinde yaklaşık %60'ına yakın 62. Bir... Yani ben tam rakam veremedim. 62'lik bir rakamı bu illerde görüyoruz. Çok önemli. Bunun bir zafer olarak yorumlanması mümkün değil. Zaten peşinden bu büyük illerde gelen zaferle beraber diğer yerlerde de değişim süreci başlayacaktır. Bunu görüyorum ben. Şimdi, mesela Kırşehir'i aldık. Hiç dikkatini çekin. O çok önemli. O deli misiniz? Daha ilk gün burada böyle... Kırşehir'e ben aday belirleme sürecinde ve ekonomik krizi iki kere gittim. Çok iyi bir adayımız var. İki temel politikasından çok önemli. Kırşehir bir tarım ve hayvancılık bölgesi. Türkiye'nin yeniden kalkınabilmesi için tarım ve hayvancılık uygulamalarının laboratuvarı olabilecek bir bölge. Hem tohum politikasından hem de damızlık hayvan ve hayvancılık politikasından çok önemli bir bölge. Ve oradaki adayımız, belediye başkanımız bunu kolaylaştıracaktır.
Bu az önce kulağın ışığını attığınız Buket Aydın'ın görüntüsü hazırmış, arkadaşlarım hazırlamışlar. Bir verelim de Ersu'cum. Ay ne ayıp, bir de ne ayıp, ne ayıp yani. Hay daha dünkü çocuk bir de, biliyor musunuz? Neyse yani. Çok güldü işte, son gülen iyi güler derler ya. Şimdi bakın, Buket Hanım kabul etti, gördü gerçeği. Erdoğan da aslında bana sorarsanız gördü. Az önce Rusya'ya giderken yaptığı açıklamadaki cümleyi tam okuyacağım demiştim. Onu bir okuyayım. Rusya'ya giderken Erdoğan, İmamoğlu'yla ilgili söyledikleri. Diyor ki, 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmesine gerek yok. Allah Allah. Gönüllerin huzur bulabilmesi için yasal olarak müracaat edilmesi gereken yer ilçe, il seçim kurulları ve YSK'dır. Tabii evet, peki. İtiraz süreci biter ve sonuç başımızın üzeri deriz. Yani YSK'ya güveniyor. YSK'ya, yargıya genelde mesaj verir ve istediğini yaptırırım düşüncesinde ya Erdoğan. Bakalım bu sefer olacak mı? Ama bir yandan da sizin az önce söylediğiniz gibi süreç uzatıla 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 belediyede bir şeyler oluyor belli ki. Evet. İmamoğlu duyumlar aldım dedi. Size içeriden nasıl bilgiler geliyor? Duyumlar değil, aramızda kalsın. Ya şöyle, binlerce kişinin çalıştığı belediyede bahsediyoruz. Doğru. Orada kılıç kına sığmaz. Belgeyi yaksam da ortada maddi gerçeklik varken insanlar o belgeye ulaşır. Herkes durumu biliyor ve şunu net bir şekilde söylemeliyim ki belediye çalışanlarının birçoğu da AKP'den rahatsız. Çok net bir şekilde beni arayan, Ekrem Bey kazan diye tebrik eden en az 10 tane AKP'li belediye meclis üyesini sayabilirim ben. AKP'li seçmen arıyor, AKP'li yönetici arıyor, bu zamana kadar AKP'yi destekleyen iş adamı arıyor. Ekrem Bey'in kazandığını zaten onlar biliyor, tebrik ediyor ve Türkiye'nin rahatlayacağını onlar da görüyor. Hal böyleyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden belediye başkanlığını kazanmış bir adaya, bir kişiye bilginin ve belgenin gelmemesi imkansız bir durum. Sürekli geliyor. Bu bilgi belgelerin hepsi tespitlerinde yeri geldiğinde müfettişlerle raporlandırılarak, biz çünkü bize gelen elbette bilgiler var ama öyle işte hissettim diyerek açıklamayız. Net ve somut müfettiş raporuna bağlanmış bir şekilde bunlar kamuoyuyla paylaşılacak hepsi. Şimdi Sözcü gazetesi çıkarttı ortaya. Müfettişlerin bakacağı çok şey var. Çok. Bakın, Mart ayında seçim olacağı ortada mı? Ortada. Kaç kişi almışlar? Şunu mu çıkartmışlar? Kaç kişi? Yok. Daha renkli bir hikaye. O kaç kişi meselesi daha net çıkacaktır elbette. Sözcü gazetesinin haberi şu. Ocak ayında ihale açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 22 milyar lira borç var. Bakın 22 milyar lira. Şimdi bu ihalenin bedeli 509 milyon lira. Arkadaşlar İBB ihalesi 509 milyon lira yazın. Peki niye? Bu 509 milyon lira niye biliyor musunuz siz? Yok, ayrıntıyı dinliyorum şimdi sizden. Ha, peki şöyle. 150 bin basketbol topu, 150 bin futbol topu, 50 bin voleybol topu, 145 bin şapka, 10 bin, aman 100 bin eldiven, hızla geçiyorum. 1 milyon 75 bin tükenmez kalem, 100 bin şişe açacağı, 7 milyon balon, 7 milyon balon. Bunlar ne oldu ortada? 5 bin CD neyse, 500 bin teneke kutulu kahve atacak, çay kahve atacaklar ya herhalde. 2 milyon kartpostal. 509 milyon lira buna. Bu bir seçim bütçesi, net. Yani söylediğiniz her şey seçimde kullanılan materyal. Balon seçimde kullanılıyor. Kartpostal seçimde kullanılıyor. CD seçimde kullanılıyor. Ya bu, o kadar aleni bir şey ki, seçim bütçesi bu. Bunu yapamaz mı peki belediye? Açacak. Yani seçimde, AKP... Belediye bu şöyle, belediye hizmet almış gibi yapıp AKP'nin seçimi finanse ettiğinin işaretleri var burada, kokusu var. Bakın seçimde AKP açacak dağıttı mı? Üzerinde Binali Yıldırım oldu, dağıttı. Tükenmez kalem dağıttı mı? Dağıttı. Balon dağıttı mı? Dağıttı. CD, tanıtım CD'leri yaptı mı? Yaptı. Orada neler var? Bunlar var. Peki yani bir belediye
Bir partili adayın kampanyası için bunları yapamaz mı? Yasal bir hiçbir şekilde yapamaz. Yapamaz. Hiçbir şekilde. Aday kendi kampanyasını, kendi partisinin finansman kaynaklarıyla yürütür. Çok nettir bu yani. Ya o zaman belki şu olabilir, Ekrem İmamoğlu o açacaklar kaldıysa ellerinde dağılsın şeyden, başkan olduktan üzerinde sonra. Üzerinde Binali Yıldırım yazar onların. Olsun, Binali Yıldırım'la şişe açmak çok güzel, evet. Keyif olur canım. Ya da Binali Yıldırım mama önlüğü, öpme beni. Hani varmış, mama evet. Önlüğü bile var bunların arasında. Başka neler var? Şapka ters takarsınız, ne tabii, var? Şapka evet, değil mi? Şapka da yapmışlar. Valla mama önlüğü yani var. Seçimlerini lazımsa hepsini yapmışlar. Binali Yıldırım öpme beni. Hayır, vallahi bir tek o duvar billboardlarıyla ilgili şeyler yok orada. Çok komikler, çok komikler. Yani bilmiyorum, gülmek mi, ağlamak mı lazım onu da bilmiyorum ama. Dönüşte sahada, sandık başında neler yaşanıyor? Müthiş fotoğraflar geliyor ve müthiş anılar birlikte tabii Özgür Karabat'ın notlarında, defterinde. Onları konuşacağız. Konuşacağımız birkaç başlık daha var. Görüşelim efendim. Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam edecek. Halk Kitabevi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor. Efendim merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Genelde telaş, hareketlilik, seçim gecesi başlar, ertesi gün devam eder. Bir sonraki güne de yani hani tozunu alırsınız, birazcık böyle pusunu alırsınız, değerlendirirsiniz, analiz yaparsınız. Hayır, bu sefer seçim bitemedi. Saya saya doyamadılar. Bir gün gazetesi çok güzel. Diyor ki tüm oyları sayıyorlar da kanunu saymıyorlar diyor. Hakikaten tüm oylar sayılıyor ya da sayılacak, öyle arz ediyor beyefendiler. Ama kanun sayılmıyor, geleceğiz. Ama önce reklam molasında dersimizi çalıştık Özgür evet. Karabat'ta ben de. Yeni bir rakam var mı Özgür Karabat, onu alalım sizden. Şöyle önce. Çok büyük rakamlar yok, bir 15-20 civarında 15.379 demiş, 15.359 civarında rakam gözüküyor. Yavaşladı Binali Bey lehine farkın açılmaz şeyi çünkü özellikle Pendik gibi yerlerden Binali Bey lehine haberler geliyordu ama bugün açılan sandıklarda Ekrem Bey'in artı oylarının çıktığı haberlerini alıyorum. Açılan 20 sandıkta Ekrem Bey'in artı 6'sı var mesela Pendik'te şu ana kadar. Bu arada Sadi Güven Beyefendi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı biliyorsunuz işe gitti. Böyle toplantı yüksek olarak. Hakimler işe mi gider, böyle makamına mı teşrif eder, neyse artık oradakiler. İşe gitti, giderken sordular ne oldu diye, yargı süreci devam ediyor, bir şey söyleyemem dedi. Bakalım o süreç sonucunda ne söyleyecek? Türkiye'nin şu anda en sıkıntılı adamı Sadi Güven. Evet. Böyle reis bu, kolay değil. Hani bir taktı mı fena olur insanın akıbeti. Ama bir yandan da çok net ortalık, çok net. Yani seçim öncesi şunlar yapıldı, bunlar yapıldı diye itiraz edemezsiniz. Ederseniz komik olursunuz. Komik olmayı göze alarak bir şeyler yaparlar mı? Tabii ki yaparlar, yapabilirler ama bakın hani her şeye muktedir değil diyoruz ya Erdoğan için. Ben hep bunu kaç zamandır söylüyorum. İşte senden büyük Allah var diyorlar. Bir de bazen Cumhurbaşkanı'ndan büyük piyasalar olabiliyor. Şöyle Erdoğan konuştu, dolar fırladı dedik. Tam zamanıyla söyleyeceğim size. Erdoğan hemen hemen saat 10'a doğru konuştu. Evet. Daha doğrusu konuşması... Rusya'ya giderken konuşması saat 10 gibi yansıdı televizyonlara, ajanslara vesairelere. Ve işte Erdoğan konuştu. Ne oldu? Saat 10 itibariyle de dolar başladı fırlamaya. Dolar da uçtu. Şimdi görelim bunu. Dolar uçtu. Dolar an itibariyle 5.70. Bakın her iki kuruş piyasayı delirtiyor. Her iki kuruş artış. Evet.
Bir günde 10 kuruş falan arttığı zaman iflaslar, zaten işten çıkartmalar, işsizlik dolayısıyla artışı vesaire, ülke alt üst oluyor. Bunu Erdoğan bir yere kadar göze alabilir. Bir yere kadar. Yani ha, burada bir tek şey gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanıyla, üyeleriyle hakikaten yüksek yargı organı ve üyeleri olduklarını hatırlamaları. Şimdi bir not daha vereceğim. Gelişi güzel bir not değil. Anlatacağım şimdi size. Petrol de yükseldi. An itibariyle ne kadar olduğunu söyleyebilir miyim? Notlarıma bakacağım. Yani petrolde artış var da, Brent petrolde. O 70 doların varil başına, 70 doların üstüne çıktı. 67-68 civarındaydı. Trend en önemlisi şu, artış trendinde Brent. Neden? Piyasalarda Libya etkisinden kaynaklanıyor. Efendim Libya'da bir tür iş savaş yaşanıyor. Hani bu Arap Baharı dediklerinde ortalık işte şöyle böyle oluyor malum. Orada Libya neredeyse ikiye bölündü. An itibariyle de emekli bir general Halife Hafter ordunun kontrolünü ele geçirdi. Ve dedi ki ordusuna, ulusal orduya, başkent Trablus'u ele geçirin dedi, emir verdi. Şimdi Halife Hafter'in arkasında Mısır var, Suudi Arabistan var ve tabi tahmin edersiniz Amerika var, Trump var. Erdoğan'la Trump yan yana çok iyi anlaşıyorlar ya, birdenbire Trump derken ağzımdan Erdoğan diye çıkıveriyor. Şimdi Trump'la Erdoğan birçok yerde ters düşüyor, mesela İsrail konusunda burada da ters düşüyor. Neden? Türkiye ya da Erdoğan diyelim ona, Erdoğan iktidarı Libya'da öteki kanadı destekliyor. Kim öteki kanat? Müslüman kardeşler. Şimdi Müslüman kardeşler politikası yüzünden orada da sıkışığız. Hem dış politikadaki gelişmeler anlamında, hem de petrol fiyatları anlamında Türkiye'yi çifte kıskaç. Ve bugün de Rusya'da belki Erdoğan'a İdlib'e yönel, unut Afrin'i, çık oradan vesaire diyecek Putin. Seçim mühleti verdi demiştim ya. Şimdi tekrar dönelim şeye ama, seçime. Önce şunu soracağım. Siz mecliste AB ile uyum komisyonundasınız. Evet, AB uyum komisyonundayım. Komisyonundasın. Şimdi AB'den de, önce Amerika'dan geldi, sonra AB'den geldi. Seçimde yasalara uygunluk talep edildi. Bu laf bile iktidarı ayağa kaldırdı. Sen ne demek istiyorsun diye. AB'nin tepkisini iktidar ciddiye alır mı, almak zorunda mıdır? Ne dersiniz? Yani normal bir iktidar ciddiye alır. Çünkü Türkiye, artık dünya global bir dünya ve küresel sistemin çok önemli bir parçası, az önce söyledim. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin tepkileri de, Amerika'nın tepkileri de, Çin'in tepkileri de hepsi değerlendirilmesi gereken tepkilerdir. Yani bunları illa yapacaksınız diye bir kural yok ama en azından değerlendirilmesi gereken tepkilerdir. Dolayısıyla AB'nin açıklamasında zaten ne diyor? Yasalara uymasını öneriyor. Bizim hukuki sürece uyun diyor. Yani evet, hukuka uyun diyor özetle. Dolayısıyla çok başka, bunu normal Türkiye'deki bir vatandaş da böyle söylüyor. Biz de böyle söylüyoruz. Hukuka uyun diyoruz. Bunun kadar normal bir şey yok. Türkiye AB'yi önemsemeli ayrıca. Yani mevcut ekonomik durumda Türkiye AB'yi önemsemeli. Ne yazık ki Türkiye artık yönünü AB'den ayırmış gibi duruyor. Avrupa Birliği Türkiye aslında önemli. Ekonomik açıdan önemli. Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin çoğunluğu AB ile, ticareti orayla hala. Onu da görmemiz gerekiyor. Şimdi bakın, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Timmermans demiş ki, Türkiye geçen yıllarda büyük bir hızla Avrupa değerlerinden uzaklaştı. Bu durumun AKP'nin yerel seçim sonuçlarına saygı göstermemesi nedeniyle daha da kötüleşmemesini umuyoruz. AKP'nin seçim sonuçlarını kabul etmesi önemli demiş. Vay efendim, saygısız açıklama vesaire, küstü açıklama diye. Şimdi onu iç kamuoyuna böyle derler, küstü açıklama falan. Ama bu hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli ol. Yani iktidar açısından da önemli diyorsunuz, evet, siz. Evet. İktidar bunu bir şekilde değerlendirecektir.
kamuoyuna öyle açıklama yaparlar ama bir şekilde değerlendirecektir. Daha önce yaptıkları gibi. Evet, peki şimdi hep şunu konuşuyoruz. İşte İstanbul'da seçimleri yenilerler mi? Efendim vay demokrasi gider, vay hukuk gider, şu olur bu olur. İyi de kusura bakmayın biz bu filmi daha önce gördük. 7 Haziran seçimlerinde AKP tek başına iktidar imkanını kaybedince paşa paşa yeniden getirdiler önümüze. Sandı paşa paşa gittik, oyu kullandık. 1 Kasım'da, evet. 1 Kasım seçimlerinde tekrar. 4 ay sonra yeniden sandığa gittik. Kısa şu, buradan bütün seçmenlere söylüyorum. 7 Haziran ve 1 Kasım arasında Türkiye'de ne yaşandı? Bir kaos yaşandı. Evet. Bir kaos yaşattılar Türkiye'ye. Peki aynı filmi bir daha görür müyüz? Türkiye'nin bir daha böyle bir filmi tekrarlamasına şeyi var mı? Dayanacak gücü var mı? Şimdi tamam, bakın dayanacak o zaman da yoktu belki. Dayanacak gücü yok, doğru değil vesaire. İyi de yapıyorlar. Yani siz mesela muhalefet olarak bir 7 Haziran vakası daha yaşanmaması için özellikle İstanbul'da ne yapabilirsiniz ya da biz seçmenler ne yapabiliriz? Benim göre bu konudaki kamuoyunu güçlü tutmak gerekiyor. Belli ki ben şimdi şu gazeteleri okuyorum. AKP kendince bir kamuoyu yaratmaya çalışıyor. Bir kamuoyu desteğine ihtiyaç duyuyor bu konuyla ilgili. Çünkü haksız. Bu kamuoyu desteği konusunda biz doğru bir noktada durursak, burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve onun adayı ya da onun genel başkanının tavrı önemli değil. Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine çok büyük görevler düşüyor. Diğer partilere büyük görevler düşüyor. Bu demokratik sistemin parçası olan bütün partilere büyük görevler düşüyor. Bu AKP'de, MHP'de, Saadet Partisi'ne çok önemli görevler düşüyor bu noktada. Ve şunu söylemek isterim ki Ekrem İmamoğlu ile beraber aday olan herkese de bağımsız adaylar ve diğer partilerin adaylarına da çok büyük görevler düşüyor. Bir kamuoyu yaratmanın önemli olduğunu ben bu noktada düşünüyorum. Buradan da bir açık çağrımı yeniliyorum. Seçim sonuçlarına razı olduklarını diğer adaylar da deklar etsinler. Saadet Partisi'nin adayı sonuçla ilgili görüşünü belirtsin. DSP'nin adayı belirtsin sonuçla ilgili görüşünü. Sonuçta burada bir tablo var ve bu demokrasinin zedelenmesi durumu var ve buna herkesin sahip çıkması gerekiyor. Tabii yani rakip adayların da bu tavırın önemli. Tabii odaların, borsaların tavırları çok önemli. Saygın, sizin gibi basının tavrı çok önemli. Türkiye'de aydınlar var, üniversiteler var. Bunların tamamının Türkiye'deki hukuk sistemine sahip çıkmak anlamına gelecek bir tavrı göstermesi gerekiyor. Şimdi Saadet adayı, diğer DSP adayı vesaire çıktılar. Dediler ki böyle böyle, tamam. Ama sonuçta YSK her şeye rağmen, bakın yasaya aykırı olarak mühürsüz pusulalar kabul edildi bu ülkede ve seçimde oy olarak işlem gördü. YSK derse ki tamam, işte AKP Genel Başkan Yardımcısının içine böyle bir his gelmiş, garip şeyler oluyor demiş beyefendi. Bizde de o hisine karşılık bir aşk var diye dönebilirler, o da bir his diye. Evet yani. Ne yapacağız o zaman YSK o hisse, bende de o his var derse ne yapacağız? Ya bu kabul edilebilir bir durum değildir. Hani Türkiye diyorlar ya, Türkiye'yi provokasyona açık hale getirmek anlamına gelir bu tavır. Çok net bir şekilde. Çok net yani bunu iktidarın sorumlu davranması gerektiğini çağrılarda yeniliyoruz. Bugün genel başkan da benzer çağrılar yaptı. Evet. Bu kabul, bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey olmadığı gibi düşünmek de istemiyoruz bunu. Böyle bir şey. Valla zaten bu İstanbul değil demokrasi olayı dedi Kılıçdaroğlu. Evet. Programımız hemen yayına başlamadan önce yani, ıslak imzalar demokrasinin tapusudur dedi. Evet. Böyle bir laf kullandı. Evet. Tutanak sırasında neden itiraz etmediler dedi. Arkadaşlar verir misiniz acaba Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünü? Akşener'le birlikte çıktılar, kameraların karşısından çıktı dedi Akşener vesaire. Millet iradesine ihaneti halk affetmez dedi. Dahası Erdoğan evreni geride bıraktı dedi. Evet. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani sandık konusunda, milli iradenin tecellisi konusunda hatırlarsınız 84 seçimlerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi Turgut Sunalp'in evrene yakındı, Cunta'ya yakındı. Horoz Partisi de bilmiyorum. Halk Partisi vardı, Necdet Çalbin. Bir de Turgut Özal'ın ANAP vardı. Herkes MDP'nin yani askerin desteklediği partinin kazanacağına %100 gözüyle bakıyordu. Olmadı, Özal kazandı. Ve buna da saygı gösterdi
junta diye Akşener hatırlattı. Ne olmuş biliyor musunuz? Tam yayına geçmişmiş diğer kanallarda CNN Türk Erdoğan evreni geride bıraktı deyince daha cümle bitmeden CNN Türk yayını küt diye kesilmiş. A Haber zaten hiç vermemiştir, onu sormadım bile. Meraklısı halktv.com.tr'ye bakabilir. Şimdi tekrar dönüyorum. Türkiye bir bakıma yargı eliyle başka şekilde iktidarın elinde rehin gibi. İşte davaları görüyoruz, Osman Kavala davasını, Eren Erdem'in içeride olmasını, avukatları, her şeyi görüyoruz. İşte vakıflara verilen paraları, Türkiye iktidarın elinde. Bunu tersine çevirme konusunda, demokrasi ulaşmak konusunda yerel yönetimler elbette çok önemli. İstanbul'u vermemek için ne yapılmalı? Yani YSK size göre yasalara uygun bir karar verecek mi, verir mi? Ne düşünüyorsunuz? Bizim Ekrem Bey bunu şöyle söylüyor. Güvenmek istiyoruz diyor. Çok net. Ve aslında söylediğiniz gibi İstanbul seçimleri Türkiye'nin aslında demokrasiye geçişi için çok kritik bir adım. Çok bugün YSK karar verirken çok önemli bir karar verecek. Yargının bağımsızlığı yönünde belki de yeni bir sürecin başlamasının önünü açacak. Artı Türkiye demokrasinin her şekilde gerçekleşeceğinin önünü açacak. Aslında bir şey vurgulamak lazım bu seçim sonuçta. Bu seçimden önce herkes ne diyordu? Boşuna uğraşmayın, devlet imkanı var, baskı var, o var, bu var. Seçimi kazanamazsınız, AKP Ankara'yı, İstanbul'u vermez. Aslında bu sonuçlar bu tezi çürüttü şu anda. Doğru. Şimdi hukukun bunu tescillemesi lazım. Bu aslında Türkiye'de yeniden demokrasiye geçiş sisteminin oluşması anlamına geliyor. Türkiye'nin yeniden hukuk sistemine doğru yavaş yavaş yaralarını sarmaya başlaması anlamına geliyor. Önemli. Siz ısrarla soruyorsunuz, ben de anlıyorum. Tersi karar verirse ne yapacaksınız diye. Bizim aldığımız karar şu, biz tersinin olabileceğini hiçbir şekilde konuşmayacağız. Çünkü tersinin olabileceğini bu ülkeye yakıştırmıyoruz biz. Ne bu ülkeye ne bu ülkenin yargısına yakıştırmıyoruz. Tersinin olabileceğini düşünmüyoruz. Ama tersi olduğunda aynen sandık güvenliğine nasıl sahip çıktığımız gibi, sandıklara nasıl sahip çıkacak, günlerdir torbalara nasıl sahip çıkıyorsa, hala sayımı biten yerlerde bile nöbetler tutuyorsa, seçmenlerimiz hiç merak etmesinler. O zaman da yapılması gerekeni yapabilecek güç bu Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde de 16 milyon İstanbul'da vardır. Bunu çok net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Tabii seçmen de yani bunu herhalde 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinden farklı olarak çok ciddi tepki gösterecektir. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani seçmen benim bildiğim kadarıyla şöyle bir çalışma yaptı AKP. Çokça seçmen benim etrafımda da aranmış. Ne yaparsınız seçim yenilenirse sorusu bir şekilde seçmenlere sorulmuş. Öyle mi? Çok net etrafımızda aranlar var. Kime oy verdiniz? Seçim yenilense ne yaparsınız? İşte Ankara bir ajans ismi verilerek ben söylemiyorum. Arandığı söylenmiş. Ya benim etrafımda en az 20 kişi ben arandım dedi. Demek ki benim etrafımdaki 20 kişi arandım diyorsa sayısı çok yüksek bir anket yapılmış. Böyle bir durum var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve oradaki sonucu da gözlemliyorlar. Yeni bir seçim yapılma süreci de Haziran'ı falan buluyor. Türkiye'nin bir de şu doların tablosunda gördüğümüz kadarıyla bir seçimi kaldırabilecek durumu yok. Herkes bunun altında ezilir. Herkes bu yeniden seçim talebinin altında ezilir. Herkes geçerli oylar tamamlandıktan sonra çıkacak sonucu tamamlamanın altında ezilir. Devlet Bahçeli'nin ortağın bir lafı var seçim gecesi. Ne dedi? Bir oyla bile kazanılmışsa seçim kazanılmıştır. Bunu ne için söylediğini biliyoruz. O gece AKP il başkanı 3000 kişiyle kazandığını açıklayınca o da bir oyla bile kazanılabilir dedi. Şimdi o 3500 ile kazandığını nasıl açıkladı bilmiyoruz. Hala kimse orayı da sorgulamıyor. Kimi provoke etti bilmiyoruz. Aynı saatlerde AA'da yayını kesti. Dolayısıyla şimdi Devlet Bahçeli'nin bir oyla bile seçim kazanır diye tarif ettiği demokrasinin tecelli etmesini bekliyoruz ve onun da buna katkı sunmasını bekliyoruz. Sizin bir Twitter'da mesajınız var. TRT ile AA sürekli el ele birlikte dolaşıyorlarmış. Görelim bir onu arkadaşlar Twitter'ı. Oradan fotoğraf da paylaşmışsınız. Yani geliyorlar ama geldikleri gibi gidiyorlar demişsiniz. Evet. Orada
Mesela TRT ekibi, Anadolu Ajansı ekibi aynı zamanda hani bir etki etme konusunda bir girişim oluyor mu? Ya şimdi şöyle tabii bu arkadaşların gelmiş olması normalde bir basın özgürlüğü olarak algılanabilir. Keşke diğerler de gelse, çekse. Ama görebildiğim kadarıyla mesela Halk TV gelse herhalde kolay olmuyor o işler. Bir sorun yaşanıyor. Ve ister istemez oradaki salonda gözlemciler, her partinin gözlemcisi var ve etkileniyor bu toplumdan. Birdenbire A Haber TRT geldi falan filan. Ne oluyor bizim izliyorlar. Memurlar çünkü bir baskı altında. Memurlar kendilerini baskı altında hissediyorlar. Çok açık ve net. Yani kayıt altına alınıyoruz duygusu mu oluyor? Tabii kayıt altına alıyoruz duygusu oluşuyor. Yukarıdan birden alıyorlar. Bir dakikalık görüntü alacağı denen yerde uzunca bir süre kaldılar. Haklarıdır. Sonra yayın yapıp yapmadıklarını da anlayabilmek için şey yaptık. Ama işin ilginç yanı şu. A Haber ayrı bir kuruluş. TRT ayrı bir kuruluş. Beni düşündüren şey şu. Aynı anda giriyorlar falan. Hangi organizasyon var? Neden ayrı kuruluş onlar? İkisi de reisin şeyleri. Normal. Yani. Sizin de, evet doğru söylüyorsun. Normalde şimdi, ayrı kuruluşlar. Ama bakın yani TRT evet geliyor. Belki de o nedenle gitmiyor olabilirler. Ama yani subjektif niyetlerini bilmeyiz. Objektif olarak orada varlıkları siz diyorsunuz ki bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü kamu tabii. Görevlisi oradaki seçim kurulundaki başkanlar vesaireler bir tedirginlik yaratılabilir. Aman kamera bizi çekiyor, kaydediyor, yanlış bir şey yapmayalım diye. Fakat illa Halk TV kamerası... Keşke olsa yanlış bir şey yapmayalım diye değil. Yani ötekini kollamaya yönelik tavırlar da olabilir o andan itibaren. Ama tabii Halk TV kamerasının falan olmasına da gerek yok. Artık devir değişti efendiler, devir değişti. Bakın şimdi yurttaş kamerası... Herkeste var artık bunlar biliyor musunuz? Her yerde var. Yurttaş kamerası bunlar. Bir görüntü çekmiş. YSK görevlileri orada partililere, işte sandık kuruluna müdahale ederken sinirler gerilmiş. Siz bize nasıl müdahale edersiniz diye orada sandık kurulu üyeleri... Feryat figan halinde. Buyurun izleyelim. Kağıt buna benzer ya. Görüntüler çok. Bağcılar'da belediye başkanı hakimi tehditleri pozisyona geldi. Milletvekillerimiz araya girdi. Fiziki tartışma olmasa ramak kala olay bitti. Ve bunu belediye başkanı yaptı Bağcılar'da. Ya hepsi böyle yani kendilerini hükümdar sanıyorlar. Ama tabii bir yandan yurttaş kamerası var. Bir de onu soracağım sahada neler oldu diye hani not defterine güncesine neleri kaydetti Özgür Karabat diye. İnanılmaz bir fedakarlıkla CHP seçmeniyle, milletvekilleriyle, İYİ Partililer de tabii, HDP'liler de keza ama en çok CHP'leri gördük doğrusu. Demokrasi nöbeti tuttular. Nevşin Mengü bir tweet paylaşmış. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, oy nöbetinde, demokrasi nöbetinde. Hepimiz böyle uyuyoruz. Ya arabada bir yerde nöbetleşe, her yerde 4-5 milletvekili varız, böyle bu şekilde uyuyoruz. Neler yaşandı? Biraz anlatsanıza bize ya. Yani o umut, sonra umutsuzluk, sonra tekrar ya umut. Seçim gecesi şöyle, sonuca an bir an hakim olmanın çok önemli olduğunu düşündük. Ekrem Bey'le süreci tamamlarken. Bunun bir parçası Ekrem İmamoğlu'nun sürekli doğru bilgiyi paylaşmasıydı. Kaybetsek bile doğru bilgiyi paylaşmasıydı ve seçmenimizle bir güven sağlamaktı. Seçim gecesi bu an be an bilgi paylaşmayı, bilgi akışını son derece sağladık net bir şekilde. Sonrasında seçimin sonuna doğru gelirken sabah o gece Ekrem Bey'in seçimi kazandığından biz emin olduktan sonra artık İstanbul'a sahip çıkılması gerektiğinin kararını verdik ve genel merkezimize çağrı yaptık bununla ilgili. Genel merkezdeki genel başkan yardımcılarımıza ulaştık, genel başkan ulaştık ve hızla milletvekillerimizin İstanbul'a doğru gelmesini, merkez yöneticilerimizin İstanbul'a doğru gelmesini sağladık. Çünkü aynı anda bize gelen haberler Tayyip Erdoğan'ın bakanları da İstanbul'a doğru yönlendirdiği yönündeydi. Milletvekillerimiz ertesi gün bölgeye geldiler. Zaten aynı anda geçer soyların yeniden sayımları çıktı ve her okulda torbaların başında milletvekilleri bekledi. Mahmut abinin görüntüsü vardır torbaların üstünde yatarken. Yine A Haber muhabirli olan diyaloğu var, doğruyu söyle diye. Bütün milletvekillerimiz Anadolu'nun her yerinde, her okulda sayım olsun olmasın torbaların olduğu yerde oldular. Sayım anında sayımları denettiler. Sayım bitti, torbaları mühürlettiler. Onları mühürlü, torbaları mühürlü bir yere saklanmasını sağladılar. Ve şu anda milletvekillerimiz yine sayımların bittiği yerde bile nöbet tutuyorlar. Ta ki ne zamana kadar? Mazbata alınana kadar.
Bu arada sıkça AKP'li görevlilerin müdahaleleri oldu, provokasyon girişleri oldu. En önemli nokta şuydu bizim açımızdan, A Haber'in yayını kestiği noktaydı. O anda çok ciddi bir tepki ve provokatif ortam vardı bizim örgütlerimizden tepki. Biz oradaki yaptığımız itidal çağrısıyla seçimin daha sağlıklı devam etmesini sağlamış olduk. A Haber'in çünkü artık bir manipülasyon yaptı, çok net ortaydı Anadolu Ajansı'nın. Orada eğer dikkatli davranmasaydık seçim gecesi protesto eden bir örgüt ortaya çıkacaktı. Sandıklara sahip çıkan örgütten öte. Bunu da iyi koordine ettik. O nokta kritikti. Belki o şekilde bizim örgütlerimizin sokağa çıkmasını ve sandıkları boşaltmasını beklediler ama bu tuzağa da gelmedik. Çok önemli bir noktaydı. Anadolu Ajansı'nın veriyi kestiği noktada bana gelen onlarca telefonum durmadı. İl başkanına geldi, insanlar sokağa çıkalım, oraya gidelim, buraya gidelim, protesto edelim. Ama bizim için esas olan şey sandıklara sahip çıkmakta o noktada. Onu doğru örgütledik. Şimdi sabırla devam ediyoruz. Dün Veli Ağbaba arabasında uyuyordu, dün gece. Yani bütün bu görüntüler her milletvekili için var. Bazen siz kayıt ediyorsunuz, etmiyorsunuz. Milletvekillerimiz aynen o anayasa referandumundaki mecliste sergilediği performansın bir benzerini İstanbul'da sergiliyorlar. Ve sonuç alındığında çok ciddi bir değişime hep beraber katkı sağlamış olacağız. Birisi az, birisi çok ama önemli bir katkı sağlayacağız. İlginç şeyler yaşadık. Mesela Küçükçekmece'de şimdi ilçe seçimleri de yeniden sayılıyor, biliyor musunuz? Ama garip bir durum var. Geçerli soyların yeniden sayılmasını itiraz etmişler. Geçerli soy sayısı 14.000 civarında. Sayın Kemal Çebi 25.000 oyla seçimi kazanmış. Yani geçerli soyların tamamını onlara versek seçim kazanamaz haldeler. Ve böyle bir durumu yaşıyoruz. Bakanların gece özellikle Süleyman Soylu'nun her yere geleceği noktasında çok spekülasyonlar yapıldı. Adamlarıyla gelecek, seçim kurullarını basacak vesaire gibi. Bazı okullara gittiğini biliyoruz. Oysa bizim bildiğimiz demokrasilerde İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı seçimlerden önce istifa ederler. En azından tarafsız olurlar. Bu da sağlanmadı. Partili İçişleri Bakanı, partili Adalet Bakanı ile beraber seçimlere gidiyoruz. Bu ortamda hepimizin yapması gereken önemli şeyler var. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaydı, seçimi kazandık diye. O anda da biz tekrardan bir rehavet hali oluşabilirdi ama biz sonuç elimizde olduğu için oraya rehavete gelmedik. Peşinden il başkanı sonuç açıkladı ama sonuç bizdeydi, biliyorduk durumu. Buradaki en kritik nokta sürekli sonuca hakim olmak, sandığa hakim olmak ve süreç yönetimi konusunda önceden planlanmış olmamız bizi bu noktaya doğru getirmiş oldu. Islak imzalı tutanakların temin edilmesi konusu önemliydi sonuca hakim olmak kadar. Islak imzalı tutanakların bizde çok olduğunu öğrenmiş olmaları önemliydi. Geçersiz oy sayımına başladığımız anda bizim sandık sandık takip ettiğimizi bütün kamuoyunun bilmiş olması önemliydi. Onu da gerçekleştirdik. Her okuldan, her sandıktan sonuçları doğru bir şekilde verdik. AKP lehine çıkan 5 farkı da, CHP lehine çıkan 2 farkı da verdik. Çoğunlukla şöyle bir tepki aldık. Dediler ki ya siz AKP lehine olan farkları söylüyorsunuz, niye? Ama bizim açımızdan doğruyu bilgiyi vermek baştan temel prensibimiz olmuştu. Süreç bu şekilde ilerliyor. Bu arada Canan Kaftancıoğlu ıslak imzalı tutanakları deyince kaçıncı sayfadaydı bu? 11'deydi. Şimdi bugün şeyde Sözcü'de Deniz Zeyrek konuşmuş Canan Kaftancıoğlu'yla. CHP'nin kozmik odasına girdim demiş. Şimdi ıslak imzalı tutanakları hani bire bir neredeyse hepsini muhafaza ediyor. Yani tutanakları arşivliyor Canan Kaftancıoğlu. Diyor ki biraz da diyor takıntı yaptım diyor. Sandık güvenliğini takıntılı bir şekilde takip ettim. Ve bütün diyor ıslak imzalı tutanaklar bizim kozmik odamızda şu anda duruyor diyor. Evet. Şimdi birleşme tutanakları da duruyor. Bu çok önemli tabii. Bunlara rağmen efendim tabii yeniden sayılması aslında lazım bence de. Çünkü Nagihan Alça Hanım öyle istemiş. Bakın şimdi Nagihan Alça Hanım isteyince Buket Hanım hadi neyse güldü, son gülen dedik falan ama Nagihan Alça Hanım istediyse orada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bile direnemez diye düşünüyorum. Latife'yi geçiniz. Bir son dakika haberi. Şimdi Libya'dan bahsettim ya programın başlarında. Libya'da orduyu, ulusal ordunun kontrolünü ele geçiren Halife Hafter, emekli bir general kendisi, başkent Trablus'a yürüyün alın dedi. Arkasında Amerika var, Mısır var, Suudi Arabistan var. Bu arada oralarda bir şeyler oluyor.
Ve hepsi de ihvan yani Müslüman kardeşlere karşı bir şeyler. Az önce geldi haber, Sudan'da bir halk ayaklanması başlamış ve bir iddiaya göre Ömer el-Beşir ülkeden kaçmış. Sudan'da derdi. Bir Türkiye İstanbul'da karargah, bir de Sudan'da yerleşik biçimdeydiler. Libya'da da iç savaşta bir cepheyi oluşturuyorlardı. Libya'da Müslüman kardeşlere yönelik bir harekat var, onu anlıyoruz. Sudan'da da gene Müslüman kardeşlere yönelik bir durum var. Şimdi burada efendim askeri darbelere karşıyız meselesi, kusura bakmasınlar, ihvandan söz ediyoruz. Yani oradaki mücadele başka bir mücadeledir. Ben darbe olarak görmüyorum bunu. Oradaki bir güç mücadelesinin sonucu olarak görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Evet, şimdi AKP iktidarı Türkiye'de olunca darbe, orada olunca başka bir şey diye söylüyor. Çok net. Çok net bunu söylemek isterim. Evet. Şimdi biz dönelim içerideki şeye. Siz eğer kimileri öyle dedi, İstanbul'da yeniden seçim olursa, hani hazır darbeden söz etmişken, bu bir sandık darbesi sayılır mı? Ya açıkçası sandıkla darbe kelimesini yan yana getirmenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya siz düşünmüyor olabilirsiniz de. Yandaşlar diyor ki sandık darbesi. Sandık sonucunu darbe diye söylüyor. Başka bir zaman kendilerine çıkınca da millet iradesi diyorlar. Kendi lehine olunca millet iradesi, muhalefet lehine olunca sandık darbesi. Böyle diyorlar. Bu yeniden sayım konusunu ben istatistik olarak gerçekleri söyledim. Onlar da bunu görüyordur. Biz sonuçtan eminiz. Ama bir kötü niyetin, bir hile yapma isteğinin olduğunu da gözlemliyoruz. Bizi hani diyorlar niye panik yapıyorsunuz? Biz sonuçtan eminiz. Bu çok net istatistik bilimi gösteriyor. Tamamının sayıldığı yerlerdeki ortalamalar da belli, başka yerde belli. Sonuç belli, hepsi sayılmış bu kadar oy. Ama ortada bir hile yapma isteği, bir kötü niyet durumu var. Bütün herkes bunu görüyor, seçmen de görüyor, biz de görüyoruz. Bizi fiziki güç olarak bir partinin devletten güçlü olması imkanı yok. Ama ortada bir devlet partisi gerçeği var. Partileş, devlet böyle bir duruma karşı karşıya. AKP artık devlet partisi var ya parti devleti var. İkisi böyle bir duruma karşı. Bizi korkutan şey bu. Ve bu düzenin değişmesini aslında istiyoruz biz. Hukuk sistemine yeniden inşa edilerek. Dolayısıyla bizim sonuçla ilgili hiçbir şüphemiz yok. Bu arada sonuç demişken Canan Kaftancıoğlu az önce il başkanlığına bir dilekçe verdi. İmamoğlu'nun mazbatasını verin diye. İl seçim kuruluna bir dilekçe verdi. Yasadaki bir hükme göre. İşte bakın il seçim orada şunu açıkladı. Birleştirme tutanakları illerde, ilçelerden ile geldikten sonra bunlar ilde birleştikten sonra sonuç ilan edilir. Başkan olarak seçilir. Ve orada dilekçeyle şeyi de aldı. Yani o gece düzenlenmiş birleşmiş tutanaktaki sonuçları da aldı. Onu da basında paylaştı. Dolayısıyla buna göre mazbatasını vermeniz gerekir talebinde bulundu. Verir mi? Gözüken vermiyorlar ki YSK ama kararını bekleyecekler. YSK kararını bekleyecekler. Peki şimdi YSK AKP Genel Başkan Yardımcısının İstanbul İl Başkanlığını vesaire işte dosyasını aldı, başvurusunu aldı. Evet. Orada bakın tekrar söylüyorum. CHP İstanbul Milletvekili ve seçimde 3. bölge koordinasyonundan sorumlu Özgür Karabat bizi yanıltıyor olabilir. Biz hani böyle son derece uyanık gazeteciler olarak ona bakmayalım değil mi? Haksız mıyım? Tabii. Kime gelecek bakalım? AKP'ye bakalım. Şimdi AKP sabah zaten sesi doğrudan doğruya. Erdoğan da diyor ki giderken gene o konuşmasında, doları zıplatan konuşmasında büyük usulsüzlükler var diyor. Varmış. Neymiş o usulsüzlükler? Bakıyorum, tekrar bakıyorum, bir daha bakıyorum. Siz yeniden saydınız ya. Ben de bunları yeniden okuyorum bu haberleri. Ne diyor? Seçimden önce şu kadar yerde efendim sandık kurullarına üye olmaması gerekenler üye olmuşmuş. Seçmen olmaması gerekenler seçmen olmuşmuş. Velev ki bunlar doğru. YSK bunları kabul etmiş. Hadi bakalım tamam her şey kontrol altında seçime buyurun demiş. Aynen. Peki ama Erdoğan bunu bilmez mi? Biliyor, bildiği çok net biliyor halde söylüyorsa
Bakın AKP il başkanı vesaire neyse de Cumhurbaşkanı söylerse YSK bundan elbette etkilenir. Etkilenmez mi? Elbette etkilenir. Ne bekliyor o zaman bizi? Yani kolay bir süreç beklemiyor. Biz bugünkü kararı sabırsızlık bekliyoruz. Bugün verir mi sizce? Yani bugün akşama doğru verebileceğini düşünüyoruz. Toplantı 11'de toplantıları vardı bildiğim kadarıyla YSK'nın. İşte girerken evet girerken, YSK'dan. Biraz uzun süre çünkü başka yerlerde vardır. Ama bir kararı sizle paylaşabilir miyim? Bu seçim iptali ve yeniden sayımla ilgili. Bakın kağıthanede 36 sandıkta hile yapıldığına dair yargı kararı var. Yapanlarla ilgili 5 yıl mahkumiyet cezası var 2014 yerel seçimlerinde. Ve bununla bu kararlarla beraber başvuru yapıldı YSK'ya. YSK ceza alınan dosya, bu dosyaların olduğu yerde bile 3500 oy bile seçimin kaderini oradan oraya geçince değiştiriyordu. Ya seçim sonucu değişip bir hile olduğu yerde ve mahkeme kararlarının olduğu yerde YSK böyle bir durumda bile seçimin tekrarına ve oyların yeniden sayılmasına gerek duymadı. 2014 yerel seçimlerinde. Kendi kararı. Üstelik burada öyle üfürmeden şeyler değil. Mahkeme kararıyla ceza almış adamlar hile yaptı diye. Hayır bakın bunlar üfürme olmayabilir. Ama şu, yani hani zaman aşımı dolmuş diye bir şey var ya, zaman aşımı gerçekten kalmamış bir şey, itiraz. Eğer seçimden önce itiraz etseydiniz mesela Büyükçekmece'de, bir de söyleye söyleye de 3 kalemden öteye bir şey söylemiyorlar evet. Gene. Hem seçimden önce hem de 3 kalem, 4 kalem. Büyükçekmece'de gibi bir şey hatırlatayım. Büyükçekmece'de seçimin, ilçe seçim kuruluna seçimin iptaliyle ilgili başvurdular. Sadece oyların yeniden sayılması kararı çıktı. O itirazı il seçim kurulu haklı bulmadı. Sabah gazetesinin bugün haber yaptığı şey aslında il seçim kurulu tarafından reddedildi. Hukuk tarafından reddedildi. Hukuk tarafından reddedilen bir şeyi organize diye anlatmış olmaları kadar komik ve art niyetli bir durum olamaz. Yani il seçim kurulu reddetti. Böyle bir şey olamaz diye. Ve Büyükçekmece Belediye Başkanı şu anda mazbatasını aldı. Böyle de bir durum var. Ya. Hasan Akçıl. Ya. Hakikaten Beşiktaş'ı aldı. Şimdi bu Hasan Akgün, Hasan Akgün mazbatasını aldı ve dedi ki il seçim kurulu evet seçim doğrudur, doğru gerçekleşmiştir. Şimdi oradaki işten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi mi yeniden sayılacak? Böyle bir mantık olur mu? Bir daha yani yeniden sayılmasının ötesinde dedim ya Nagihan Hanım yeniden seçim istiyormuş diye tarih bile vermiş. Sandığa gitmeyi çok seviyor abi Nagihan Hanım ona bir sandık kurarız. Vallahi olur. Öyle gerekiyor. Yani basın kuruluşlarının falan seçimleri olur yani. Muhtemelen. Yani bunlar tabii iktidarın çırpınışları diyelim. Neden? Çok büyük darbe aldı. Bakın bir grafik daha gelecek ekrana. 10 ilden bahsetmiştim ya daha önce. AKP'nin o 10 ilde 7 ili vardı, 4'e indi. CHP'nin 1 vardı, 6'ya çıktı dediğim. Şimdi bütüne baktığımızda nüfusun yarısı CHP'li belediyeler yarısından bir parçacık azı. 39.68. Buna İYİ Parti'yi falan eklerseniz bu kırmızılı kısım CHP zaten. 40 küsürü Millet İttifakı'nın yarısına yakını yönettiği nüfus. Üstelik de sizin söylediğiniz gibi katma değer üreten, gayri safi milli hasılının %62'sini üreten bir nüfus bu. Buralar spor merkezleri, kültür merkezleri, sanat merkezleri, ekonomi merkezleri, finans merkezleri, devletin bürokrasisinin merkezleri. Yani en önemli merkezler buralar. Turizm merkezleri. Vallahi İmamoğlu çok rahat aslında. Hani ne olursa olsun ben kazandım diyor. Beylikdüzü'nde eski merkezinde diyeyim. Evet. Vallahi bakın AKP'liler bile AKP'ye oy verenler bile kabul etti bu sonucu. Geçenlerde verdim. Bir daha görelim. İki AKP'li vatandaş ne diyorlar? Buyurun. Ya. İlk defa bu vatandaşlar bunlar artacak. AKP, hani dediler ya AKP'de itiraz edene olmaz diye. Belli ki AKP'li üst yönetim kurulu milletvekilleri falan itiraz etmeyecek.
Ama AKP'ye emek veren aşağıdaki üyeleri, yöneticileri, ilçe yöneticileri, mahallelere çalışan insanlar bu süreçteki itirazlarını yineleyecekler. Benim bu seçimle ilgili gördüğüm en büyük şey şu, AKP eskiden yine de örgütlerine danışarak, onların deyimiyle istişare ederek siyaset üretirdi. Ama artık geldiği noktada örgütlerle siyaset üretmiyor. Hani bu geçer soylar Binali Bey lehine çıkıyor diyorsa, belli ki sandıklarda 5 tane adamları olmasına rağmen yani o anla, bazı geçerli oylarına sahip çıkamamışlar. Bu ne demek? AKP artık bir kere yurttaştan, seçmenden kopmuş, örgütünden kopmuş. Az önce söylediğim gibi bir devlet partisi haline gelmiş ve devletle de ilişkileri o kadar güvenilir değil. Kendileri öyle söylüyor şu anda bu şüpheyle ilgili. Böyle bir durumda AKP. Ne yazık ki. AKP'nin siz YSK'ya İstanbul için son başvurusundan oylar yeniden bütünüyle sayılsın başvurusundan notlar var mı elinizde? Bunu bulmaya çalışıyorum derdi. Yanımda yok ama başlangıçtan itibaren bütün dilekçeleri matbu söyleyeyim. Hı. İlçe başkanlıklarına yaptığı dilekçelerin 3 yani, bölümü var. İncelediğim bir belge, bir şey iddia koymuşlar mı? Onu merak ediyorum. Şöyle, 3 itiraza bulunuyorlar. Birincisi oyların tamamının sayılması. Çok böyle. İkincisi geçersiz oyların sayılması. Üçüncüsü ise maddi hatalı sunakların yeniden kayıtlara doğru geçilmesi. Belgeler daha çok maddi hata tutanaklarıyla ilgili. Ötekilerin hepsi sandık başında itiraz edilmemiş konular. Eğer sandıkta bir şey varsa sandık başında itiraz edilmeli. Böyle bir itiraz yok. Sandık başında AKP'nin müşahidi var. AKP'nin sandık kurulu üyesi var. AKP'nin atadığı memurlar var. Kendilerine atadığı sandık başkanı var ve hiçbir şekilde bir itiraz tutanağı yok. Şimdi dönmüşler diyorlar ki geçersiz oyların sebebi bilinmediği için geçersiz oylar sayılsın diye gerekçelendiriyorlar. Bununla beraber oyların tümünün sayılmasında seçim sonuçlarını değiştireceğini, garip bir his gibi şey var. Ve ne yazık ki şunu söylemek isterim ki İl Seçim Kurulu'nun da geçersiz oyların sayılması gibi verdiği kararlar da her ilçe ile ilgili aynı matbu kararı verdiler. Aynı matbu karar. Normalde fiziken her ilçede başka bir olayın gerçekleşmiş olması gerekmez mi? Başakşehir'de ayrı gerçekleşmiş olması, Bahçelievler'de ayrı, Zeytinburnu'da ayrı olması gerekmez mi? Ayrı olunca da kararların ayrı ayrı olması gerekmez mi? Oysa verilen kararların tamamı matbu, aynı kararlar. Ya matbu olmasının anlamı ne? Aslında siyasi bir karar olduğunun da açık göstergesi. Her ilçede farklı olay varsa ve sen aynı matbu kararı veriyorsan orada çok net bir şekilde siyasi bir karar vardır. Durum net bu. Şöyle tuhaf bir, yani bir gariplik ben de hissediyorum. Bakın AKP Genel Başkan Yardımcısı bir gariplik hissediyor insan demişti ya. Ben de bir gariplik hissediyorum. Mesela diyor ki bu beyefendi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İlçelerde, İstanbul'dan söz ediyoruz tabii, ilçelerdeki geçersiz oyların sayısı 274 binken, Büyükşehir Belediyesi'nde geçersiz oylar 315 bine çıkıyor. Ben bu işte bir gariplik hissediyorum diyor. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde daha fazla... Aynı mühür basıyor insanlar. Yani oraya farklı mühür basıyor, oraya farklı mühür. Hayır, işte Binali Bey'e mesaj vermişler. Az önce gösterdik. Binali Bey'e Berat Bey varsa ben yokum demiş AKP'liler, mesaj vermiş. Yani. Mesela bu dikkate, şimdi latife bir yana da, bu dikkate alınabilir bir gariplik midir? Her seçim ayrı bir seçimdir. Yani dikkat alınır mı? İnsanlar aynı oy pusulasında tek oy kullanmıyor ki. İnsanlar şey ayrı mühür basıyor, ilçe seçimi ayrı aradaki basıyor. Aradaki fark da çok değil, 40 bin sadece. Evet. Ya bu gerçekleşebilir. Kaldı ki büyük şehirde de farklı partiler giriyor. Öyle bir durum da var. Yani mesela ilçe belediyesinde atıyorum bir parti girmiş ama Büyükşehir'de girmemiş. Seçmenin kafası belli noktalarda karışıyor. Öyle durum mu var? Atıyorum işte Demokrat Parti ilçe belediyesine girmiş ama diyelim ki Büyükşehir'e girmemiş partiler var. HDP ilçe belediyesine girmiş ama Büyükşehir'e girmemiş. Meclis üyesi göstermiş ama ilçeye girmemiş. Yani bu seçim her ilçede farklı adayların olduğu seçim. Dolayısıyla bu farkın olması son derece normal. Mesela muhtar kağıdı oyu içinde yok. Bu sayılmaz diyorlar. Evet. Şimdi şöyle, muhtar kağıdı bu seçimde tek zarf uygulaması oldu. Muhtarın oyununda olacak şekilde olduğu şey, oylar kullanıldı. Dolayısıyla muhtar oy pusulası beraber olması normal. Bazen şöyle uygulamalar olmuş. Bu geçer soy sebeplerini kısaca özetleyeyim size. Uygulamada diyelim ki iki oy büyük şehire kullanılmış ama oyun tamamını iptal etmişler. Ya da iki oy ilçe belediyesine kullanmış ama oradaki bütün oyu da muhtar dahil iptal etmişler.
Bu bir yöntem. İkincisi AKP açısından haklı geçerse... Bir dakika. Şimdi zarftan birkaç pusula birden çıkıyor ya. Evet. Birisi büyük geçersiz, şehirde geçersizse hepsini mi geçersiz hepsini, saymışlar? O öyle yapılan uygulamalar olmuş bazen. AKP'nin haklı olarak oyları en çok şöyle çıkıyor. Çok net. Oy pusulası siyah. Mühür de siyaha yakın. AKP'nin ampulü var. Etrafında çerçeve yok. Mühürü bastığımızda ampulü çerçeve oluşuyor yuvarlak. Ve evet tercihi de tam şeyin üstüne geliyor. Okunmuyor evet. Siyah üstüne siyah geldiği için çoğu zaman silik mühürlerde geçer soy saymışlar. O oylar geçerli hale geliyor. Çünkü seçmene belli ki denmiş ki ampule basın. Birincisi bu. O AKP'nin en çok oradan çıkanlardan bir de. İkincisi... Yani AKP'nin geçersiz oylarda neden AKP'ye o kadar oy çıktığının yanıtı bu. Sebeplerinden birisi bu. Anladım. Birkaç sebep daha anlatacağım. İkincisi şu. Ben şöyle bir kağıtta not yazarsam, damata oy yok dersem ve zarf atarsam, açtığımızda o oyun tamamı geçersizdir. Bunu sandık başkanı çıkarttı, oyu geçersiz saydı, bunu burada bıraktı ama torbaya o geçersiz oyu kurdu, koydu. Biz şimdi yeniden sayarken bu yokken o oy geçerli hale geliyor. İkincisi bu. Üçüncüsü, çift oy çıktı büyükşehire, çift oy otomatik olarak geçersiz. Bu oyun arkasına çift oydan geçersiz yazmazsam ya da zımbalayıp ya da birleştirip ayrı bir şekilde koymazsam ve torbaya öyle koyarsam ve tutanağı şöyle geçersem 5 oy geçersizdi, 2 de çift oydan geçersiz bir tane. Aslında 6 yazmam lazım geçersiz oy ama 7 yazıyor tutanağı. Açtığımızda torbaya 0 oy yerine AKP'ye 2 tane geçerli oy çıkıyor. Aslında oy da geçersiz. Ama bunları ispatlayıcı kareneyi bulamıyoruz geçersiz oyla yeniden sayıldığında. Anlatabildim mi ya? Böyle bir durumda var. Cisim olayı var. Ampul olayı var ve belli ki bir turnike sistemi de olmuş o çift oylarla ilgili yani. İnsanların iki oy kullanma durumu da olmuş. Of, vallahi bakalım neler görürüz. Dediğim gibi yani yeniden sayıyorlar İmamoğlu seçiliyor. Yeniden sayıyorlar İmamoğlu çıkıyor. Yeniden sayıyorlar İmamoğlu çıkıyor. Doymuyorlar. Bir daha sayılır mı bilmem bütünüyle. Son bir not vereyim. İki kere kendisi sayıldı. İkisinde de belediye başkanlığı tescil edildi. Mehmet Siyam Kesimoğlu. Evet. Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Özlem Gürses konuştu. Diyor ki Türkiye'ye demokrasi hemen şimdi lazım diyor. Acil demokrasi der ya biliyorsunuz bulutsuzluk özlemi. Acil demokrasi kim bilir daha başka neleri. Çok teşekkür ediyorum Özgür Karabat. Biz teşekkür ediyoruz. İki saat uykuyla duruyor. Daha gidecek evet. Tekrar görev başına. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim yarın görüşelim. Hoşça kalın. Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sundu.